Emret mi? Yiğit al! Gel Yiğit! Otağınızı ve obanızı arama emri aldık. Karşı koyarsanız eğer, hepiniz aynı muameleye maruz kalacaksınız. Ertuğrul Bey'i tehdit ettiğin yetmedi, şimdi bizi tehdit edersin öyle mi? Halime Sultan, içeri gidelim. Oğlum obada yoktur. Aramak isterseniz buyurun arayın. Devletimize olan saygımızdan susacağız. Lakin bu hep böyle olacak sanmayın. Bizim de konuşacak vaktimiz gelecek. İkiniz içeri bakın. Geyikli. Buyur beyim. Tez obaya varasın. Turgut Alp'le Yiğit'i kurtardığımızı, ikisinin de iyi olduklarını Artuk Bey'e haber edesin. Anamla Halime Sultan bilsin. Emredersiniz beyim. Sultanımızın verdiği vazifeyi zaafa uğratacaksan hemen çekil. Çekil ki Şehzade Yiğit cezasını bulsun. Maazallah. Sultanımız Alaaddin yetişirse ordusuyla birlikte herkesin cezasını kendi verir. Göçte öküzün ezdiği otun hesabı tutulmaz Sungurtekin Bey'im. Vazifemde zaafa düşmeyeceğimi bilmenizi isterim Emir Hazretleri. Şehzade Yiğit, sultanımızın emriyle cezasını bulacak. Zerrece tereddütüm yoktur. Ertuğrul'u da yargılanması için sultana kendim götüreceğim. Masum olduğunu siz de göreceksiniz. Sultanım. Kardeşimin size güvenmediği malum. Onu size teslim olmaya ikna edemem. Lakin sultanın adaletine teslim olması için ikna edebilirim. Kızım. Gökçe mi bu? Gökçe. Kardeşim. Mustafa. Güzel bebeğim nasıl olmuş? Gökçe. Ablan geldi. Kayra obaya. Hoş geldin Hayme Hatun. Buyur, oturasın. Askerlerin obama gelip oğlumu aradı. Duydum ki oğlumun canına kastım varmış. Adaletin icap ettiğini yapmak benim vazifemdir. Her kim ki onu korumaya kalkar, akıbeti aynı olur. Vazifenizi yaptığınızdan hiç şüphemiz yok Emir Hazretleri. Lakin şunu bilmenizi isterim. Kardeşim Ertuğrul'un
devlete isyan etmek gibi bir derdi yoktur. O da, Şehzade Yiğit de masumdur. O zaman gelip bana teslim olsunlar. Onlar çakalın önüne atılacak et değiller. Emir Saadettin. Haddini bil Haime Hatun. Vakti geldiğinde oğlumu sultanımıza kendi ellerimle teslim edeceğim. Ertuğrul Bey teslim olmayacaktır. Teslim olmayacak da ne edecek? Ömrü boyunca şehzadeyle bir dağda sığıntı olarak mı yaşasın? Bir gün tuzağa düşüp ölsünler mi? Bunu mu istersin? Senelerdir kardeşinden ayrısın. Onu iyi tanımazsın belli. Ertuğrul Noyan'ı da, Noyan'ın yularını elinde tutan Emir Saadettin'i de dize getirmeden sultana teslim olmaz. Bu sözlerinin Ertuğrul'un ölümüne sebep olacağını bilmez misin Halime Sultan? Peki ya sen? Emir Saadettin'in peşine takılıp da kardeşin Ertuğrul'un hayatını tehlikeye attığını bilmez misin? Yeter! Yeter! Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi bunların konuşmanın sırası mıdır? Ha? Bu çetin vakitlerden böyle mi geçeceksiniz? Böyle mi birliğimizi sağlayacaksınız ha? Bunca canın ölüp gitmesine gerek var mıydı Karaca Bey? Yoktu Emir Hazretleri. Bilesiniz ki ben ve obamız her daim emrinizde olacağız. Gayrı obalarınızın beylerini ben seçeceğim. Size de toyda kararlarıma saygı göstermek düşecek. Her kim ki göstermez, bedelini obasıyla birlikte öder. Sakın ola vazgeçme Ertuğrul. Biz az sınırında köklerimizi salacağımız için her sen olasın. Allah'a emanet ol. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Neredesin Boğaç? Obada gözlerimiz seni arar oldu. Saldırın! Bu sebeple tüm bu hengame bittiğinde nizamı baki kılman için seni uç beyi yapacağım Sumurtekin. Bu topraklarda özlenen intizam için her göreve hazırım. Lakin evvela şehzade meselesini halletmem gerek. Eyvallah Sumurtekin Bey'im. Ertuğrul Bey'in kendini yaktığı gibi obasını da yakmasına mani ol.
güneş dolaşamaz kadar geniş Çelik Dağ'ın sesimi duymuştu. Ay dolaşamaz Altın Dağ'ım. Balta kesmez kadar ulu ağacım çağrıma uymuştu. Gayrı vakit kana susamıştır. Gayrı çaputlarla süslü mübarek ağaçlar intikam diye uğuldar Ertuğrul. Yalazlar etinin kokusuyla kudurur. Kendi ayağınla gelip düştün kılıcımın yalmağına. Akıttığın nice kanlar yanına kâr mı kalır sandın Noyan? Gayrı hesap vaktidir. Soyumu kurutmak için işbirliği yaptığın köpek, bakalım canını kurtarabilecek mi? Ben seni istedim Ertuğrul. Saadettin de derdi. Kendi ayağınla ölümüne geleceğini biliyordum. Bakalım buradan kimin leşi çıkacak? Madem beni sana köpek verdi, gel de al öyleyse. Kutsal ruhlar senin kanınla kudret bulacak Ertuğrul. Ruhlar adına saldırın nökerlerim. Ne oldu sana? Ertuğrul Nabdevi. Yolda pusu kurdular Emir Hazretleri. Bu ağaç? Herkes öldür. Onu götürdüler Emir Hazretleri. Çanlı kaçırdılar demek. Ertuğrul. Cehenneme hoş geldin Ertuğrul. Noyan'ın cehennemine hoş geldin Ertuğrul. Yeah!
Mamsı, dur hele. Noyan Ertuğrul Bey'imle hakkıdır. Kan yedi beslar Ertuğrul. Kendi kanında boğulacaksın Noyan. Bu kadar kolay olacağını mı sandın? Kolay olmayacak. Gökçe Hatun'un, Tuğtekin Bey'in, Deli Demir'in, kanında bebesiyle ay kızın hesabı bu kadar kolay kapanmaz. Bu daha başlangıç Ertuğrul. Sanır mısın ki beşiğindeki bebeğin taylarla büyüyüp koşacak? Ha? Yaşadığım müddetçe buna izin vermeyeceğim. Obanda, yanımda, yörende kim varsa soyunu kurutacağım. Neden ruhlar yanımda değil? Neden beyim? Neden bu sonsuz öldürmezsin? Ne vakittir aldığım kararlar, verdiğim emirler tartışılır oldu Turgut. Ateş hangi leşle beslenir? Lan, Bamsı, atların olduğu yere gidelim. Bağlayın bunları. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Beni öldürmediğine pişman olacaksın lan bunu. Allah'ın sevgili kullarıymış. Canlarını bir aldı. Rahmetinden esirgemesin inşallah.
Hatun. Senin acın benim acımdır. Senin döktüğün gözyaşı benim gözyaşımdır. Biz seninle nice badireleri beraber atlattık. Bunu da atlatacağız inşallah. Gökçe canımdan bir parçaydı beyim. Ellerimle büyüttüğüm, her derdinde yanımda olduğum canımdan öte candı. Üç evladıma süt vermeden toprağa verdi. Şimdi de kardeşim. Bir tutam huzurda istediğimiz. Bir tatlı gülüş. Hepsini kara toprağa verdik beyim. Haydi kalk. Selcan. Bizim aradığımız huzur aha burada. Karnındadır. Aradığımız huzuru da, o mutlu gülüşleri de evladımızın yüzünde göreceğiz inşallah. İnşallah beyim. Haydi. Kolay gelsin hatunlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol Ali Sultan. Ne güzel olmuş kilimleriniz dokunmalarınız hatunlar. Elinize sağlık. Sağ olun. Kilimlerimizdeki mavinin gök gibi, sarının güneş gibi olmasını sizden öğrendik Halime Sultan. Estağfurullah. Üzerimizde yemeğiniz çoktur. Sağ olasınız hatunlar. Keşke hayvanlarımıza semirtecek otlaklarımız daha gür olsaydı, yünlerimize daha dolgun olurdu Halime Sultan. Kilimlerin boyası için toplanan nebatlar da cılızdır. Keşke daha bereketli topraklarımız olaydı da gözümüz gönlümüz şenleneydi. İnşallah öyle topraklarımız olacak hatunlar. Otlakları uçsuz bucaksız, çayırları kilimlerimize can verecek nebatlarla dolu. Eşi benzeri olmayan cihanın en verimli toprakları. Neresi burası Halime Sultan? Sürülerimizi otlatacağımız, kilimlerimizi daha güzel dokuyup satacağımız topraklar oradadır. Hatunlar, Bizans hududundan bahsederim. Pınarlarından delice sular akan, topraklarından rahmet, düşmanlarımızdan ganimet alacağımız. Daha büyük, daha güçlü olacağımız cihandaki yegane yer oradadır.
Noyan'ı da kaçırdın demek Ertuğrul. Sultana ulaşmana izin vermeyeceğim. Bana derhal Sungur Tekin Bey'i çağırın. Tez yanıma gelsin. Beyimiz ne der Doğan kardeş? Gündoğdu beyim gibi Noyan'ı azatma edecektir. Olur mu öyle şey dağların ayısı? Ya ne edeci? Ne bileyim ben. Turgut kardeş, de hele. Ne olacak? Turgut'u daha önce böyle görmedim de. Hele Ertuğrul Bey'e bakışı. Allah sonumuzu hayretsin. Neden beyim? Neden? Ne edeceksin bu soysuzları? Ne yapmak istersin? Bu soysuzu öldürmen için Tuğtekin Bey, Gökçe Hatun gibi daha kaç kişinin canına kıyması gerek? Ay kızımı, Deli Demir'in, yitirdiğimiz o kadar canın intikamını böyle mi alacaksın? Herkesi kendin gibi mert mi sanırsın Turgut? O yüzden ölmeliler derim beyim. O yüzden canlarını al derim. Eğer onların canını alırsak, imdiye kadar sürdürdüğümüz savaşı kaybettik demektir. Onca dökülen kanın hesabı sorulamayacak demektir. Bana onun leşi değil, dirisi lazımdır. Öfken hakim olasın Turgut. Bunca kanın hesabını biz sormazsak kim soracak beyim? Yiğit'le birlikte Sultan Alaaddin'in huzuruna çıkarmak isterim onları. Hala anlamaz mısın? Anlamam beyim. Anlamam. Yetti gayrı. Bunca oyun bana yetti gayrı. Yetti! Turgut! Karşımda zayıf, çaresiz Alp görmek istemem. Bunca zamandır beni ayakta tutan içimdeki intikamdı beyim. Onu sen benden aldın. Madem karşında çaresiz bir Alp görmek istemezsin, o hal bende varam gidem yoluma. Beyim, atına bin Bamsı. Oplarına bile sahip çıkamazsın Ertuğrul. Kapa çeneni, yaralı oğlan. Gidiyoruz. Halimem,
Selcan'ım. Sen obanın hatunlarına tatlı dilinle ne anlatırsın? Kurbanın olan bana da de hele. Her daim daha verimli, daha iyi topraklar vardır derim Selcan. Göç için mi dersin bunu? Gündoğdu Bey'im, Sungur Bey'im, Kayı Obası'nın, Dodurk Obası'nın nice beyleri ne ister bilmez misin? Bu dediğin bizi birbirimizden ayrı koymaz mı? Hiç bizim aramızda ayrılık gayrılık olur mu Selcan? Sen benim kardeşimsin. Bu dünyada benim sizden gayrı kimim var? Halime. Ben Gökçe'yi kaybettim. Seni de kaybedersem ne ederim? Kurban olan Ertuğrul Bey'imle konuş. İkna et onu ha. Gündüzü Banu Çiçek'e emanet ettiydim Selcan ben. Otağa gideyim. Selcan. Ne oluyor kızım? Halime. Obanın avratlarına, hatunlarına göç edeceği bereketli toprakları anlatır. Bana kurbanın olan bunlar ayrılık demektir. Ayrılığa müsaade etme. Kurbanın olan bana bizi bırakıp gitmesinler. Durdur onları. Durdur. Yine neyin peşindesin acaba? Beyimizin ve hatununun kanları yerde kalmıştır. Göç de kapıdadır. Ne edeceğimizi bilemez olduk beyim. Evvela obamızı başsız koymamaktır vazifemiz. Göç meselesini de anca böyle hal yoluna koyabiliriz. Beyimizle hatununun kanlarını da yerde koymayacağız Allah'ın izniyle. Bu soysuzlar ettiklerinin bedelini bir bir ödeyecekler inşallah. Artık bey doğru der, her şey sırayla. Senin gibi alim bir bey oldukça bunun da altından kalkarız. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam Akça Bey. Görürüm ki otağımızı boş koymazsın Artuk Bey. Otağımız Dodurgan'ın yüreğidir Akça Bey. Her daim taze kanla coşacaktır evelallah. Bakıyorum beylik heyecanı herkesin yüreğini yerinden oynatır. Beylik ihtiras makamı değildir Akça Bey. Beylik yüce Rabbimin Ademoğluna verdiği ağır bir yüktür. Tez toyumuzu toplayıp o yükün altına gelecek yiğidi seçmenin vakti gelmiştir. Zamanıdır beyim gelmiştir. Doğrudur. Toyumuz hepimizin kaderidir Akça Bey. Yarın beyliğe talip olanlar belli olsun. Belli olsun ki biz de bu meseleyi bir an evvel çözelim. Obamız başsız kalmasın. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Beyler tez yola koyulalım. Emir Saadettin bizi bekler. Selcan! Selcan! Selcan!
Hayırdır hatun? Yine karayeller eser içinde. Karayel başımızdan ne vakit eksik oldu ki beyim? Lakin sen başımda oldukça gönlümün otağını kimse yıkamaz. Merak etmeyesin. De hele bakalım. Kim kırdı senin kalbini? Hı? Ben onu kardeşim belledim. Gökçem'den sonra başka kardeşim yoktur. Bir o vardır dedim. Lakin o da beni yalnız koyacak. Kimi dersin hatun? Aynı ağacın dalları değil miydik biz beyim? Söyle hatun, kimden bahsedersin? Halime Sultan. Kilimhane'de avratlara göç edeceği bereketli toprakları anlatır. Anama da dedim. Gayrı buna engel olasın beyim. Müsaade etmeyesin. Biz nice uzun kışlar atlatıp bahara ermedik mi? Bizi birbirimizden ayrı komasınlar. Nereye gideceksek beraber gidelim. Kurbanın olan. Halime. Selcan'ın söyledikleri doğru mudur? Doğrudur ana. Babamız bunca belanın içine düşmüşken, kaybettiklerimizin yasını tutarken, kardeşinin akıbeti belli değilken, erin Ertuğrul, emir Saadettin'den nasıl kurtulacağı belli değilken, sen bu işlere mi kalkışırsın? Ana, ne dediğimi bilirim. Lakin sen de bilirsin ki... Bilirim tabii. Bilirim. Bey hatunu gibi davranmazsın. Avratların aklını çelmek de ne demek oluyor? Ha? Ana, benim vazifem beyimin yolundan gitmek değil midir? Süleyman Şah'ım yaşasaydı, onun varacağı menzilde sen onu yalnız kor muydun? Kormazdım tabii. Kormazdım. Ama siz obanın işlerine burnunuzu sokamazsınız. Ben bey kadınıyım. Benim haberim olmadan yaprak bile kımıldamaz. Bak Halime Sultan, hiç kimsenin Süleyman Şah'ımın obasını parça parça etmesine müsaade etmeyeceğim. Sen de bunu böyle belleysin. Gencecik yaşında kör firavunların ihtirasına kapılmadın şehzade. Soyun kadar mert, adım kadar yiğit olduğunu ispat ettin. Bilesin ki Allah katında fitneye tamah etmeyişin en büyük sevaplardandır. Allah yolunu açık etsin. Ah,
Hele hele. Küçük sultana bak. Ummağına sığmaz olmuş. Bamsı, iyice bağlayın şunları. Emredersin beyim. Kaderinde sana çizilen bir vazifenin daha sonuna geldin Ertuğrul Bey. Nice sırla, nice acıyla dokunmuş bu vazife kumaşından tertemiz bir umuda kaftan dikeceksin. Bilesin ki içine düştüğümüz bu alacakaranlıkta İslam'ın şafağı olacaksın. İnşallah. Canından kanından olanlar karşına çıkacak. Sakın tereddüt edip yeise kapılmayasın. Unutmayasın. Allah yolunda kaza edenleri yalnız kılmaz. Nice dar vakitlerde şifa oldun. Derdim ortak, yoluma ışık oldun. Sağ olasın. Hadi. Her daim dualarında olacağını bilesin. Allah yolunu açık etsin Ertuğrul Bey. Ok atmanın beş şartı nedir? Yay, kilit, ok, zikir, er kişi. Er kişi. Okun iyisinde neyi bilir? Ağaç, boynuz, tutkal, sinir. Yayı isterseniz gözünüzden, isterseniz bıyığınızdan, İsterseniz de göğsünüzden çekin. İki şeyi asla unutmayacaksınız. Neydi onlar? Takva ve sabır. Aferin size. Neden takva Sungurtekin Bey'im? Adem oğlunu Allahu Teala'ya kavuşturan, onun sevgisine ulaştıran en güzel yol nedir? Takvadır beyim. Takvadır. Nasıl ki takva Allahu Teala'dan korkup onun yasak ettiği şeylerden elimizi çekip uzaklaşmaksa, okçunun takvası da menziline ulaşmasında mani olan ne varsa ondan elini, gözünü ve gönlünü uzak tutmaktır. Nedir bunlar? Rüzgar, nem, vehim ve sese. Asla unutmayın. Takva sabır. Sabır okçunun tabiatıdır. Yaylar göz hizasına. Haydır Allah. Ya Nasip Allah. Hayırdır ağabey? Ertuğrul iyice yolundan çıkmıştır kardeşim. Dışarıda sultanın fermanına, içeride beylerin sözüne isyan eder. Ne dersin ağabey? Halime Sultan, Alplerin kadınlarıyla, bacılarıyla konuşur. Onları Ertuğrul'un yolunda şehit olmaya davet eder. Onu bulup durdurmamız gerek ağabey. Kardeşim, sen nicedir burada değildin. Ertuğrul'un ne kadar inatçı olduğunu bilmezsin. Ayaklarını bağlasan elleriyle, ellerini bağlasan dişleriyle o menzile varır. Gidecek,
O uğursuz Bizans sınırına gidecek. Giderken de babasının yadigarı bu obayı yıkıp geçip öyle gidecek. Saklandığı yeri bulmalıyız. Onu durdurmanın başka yolu yok. Bildiğin bir şey mi var abi? Bilmiyorum kardeşim. Gayrı hiçbir şey bilmiyorum. Abi, biliyorsan söyle. Kimseyi bu işe bulaştırmadan kendim gidip halledeceğim. Şehzadeyi sultanımıza teslim ettikten sonra kimse ne Ertuğrul'a ne de anama hesap soramaz. Abi, bu işi kansız çözebilecek biri varsa o da benim. Ertuğrul için, Halime Sultan için, Beşik'teki el kadar evlatları için yerini biliyorsan bunu bana de. Bak Akçe Bey. Artuk Bey'in Ertuğrul'a olan yakınlığı malum. Endişem yarın beyliğe aday olup Dodurgan'ın başına geçmesidir. Artuk Bey Dodurgan'ın başına geçerse Ertuğrul'un maceralarına ortak olmasından korkarım. Siz merak etmeyin Emir Saadettin. Obamızı hiç kimsenin maceralarına kurban vermeyiz. İş başa düştü beyler. Eğer siz engel olmazsanız obanızın akıbeti felaket olur. Akça Bey, seninle görüşeceğim bir mesele var. Beylerin işi bitti. Yiğit bir beysin. Obanın akıbetini de düşünürsün. Görürüm. Dodurgan'ın beyi olmaya da layıksın. Bilirim. Rahmetli Korkut Bey gibi, oğlu Yiğit Tuğtekin gibi sen de Dodurgan'ın başına şerefli bir bey olacaksın. Bu altınlar basireti bağlanan beylerin mühürlü gözlerini açmada sana yardımcı olur. Sağ olun Emir Hazretleri. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hiç kimsenin, hiçbir obanın benim iznim olmadan bey seçemeyeceğini, öyle istediği yere göçemeyeceğini öğrenecekler. Yüceliğiniz karşısında her kim ki isyan eder, karşısında bizi bulur Emir Hazretleri. Sultan Alaaddin'in yanına vardığımızda her şeyi anlatacaksınız. Seni köpekten kurtarmak için mi? Bunu yapmaktansa dilimi ısırıp koparırım daha iyi. Beyim, Turgut kardeş ne olacak? Yolun yolumuzdur diyen Turgut değil miydi Doğan? Bu yol çile yoludur. Herkes menzile varamaz dediğimde, gerekirse senin için ölümü göze aldık diyen o değil miydi Bamsı? Ha? Sorarım size.
Gayrı yolunu çizme vakti gelmiştir. Yolunu, aklını kemiren, onu güçsüz kılan öfkesiyle mi, yoksa beynin sözüyle mi çizecek, onu hep birlikte göreceğiz. Kıldan ince, kılıçtan keskin bu yolda intikam önemlidir. Lakin akıl daha önemlidir. Noyan en büyük zulmü bana etti. Lakin bu mesele intikam meselesi değil, devletin bekası meselesidir. Eğer bu soysuzu Sultan Alaaddin'e götüremezsek, köpek devlete en büyük fenalığı edecektir. Anladınız mı? Eyvallah abi. Çok iyi anlaşılmıştır. Bana bak Boğaç. Ağzını sıkı tutacaksın, tamam mı? Eğer buradan kurtulmak istiyorsan köpeğin gelmesini bekleyeceksin. Anladın mı? Anladım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 İstediğini almışsın beyim. Daha değil artık bey. Daha değil. Baba dahval nasıldır? Bodurgalılar yarın toy yapacaklar beyim. Dodurga'nın beyi sen olacaksın artık bey. Eğer bey sen olursan Bizans sınırında daha güçlü oluruz. Nasıl emredersen beyim. Tez obaya varasın. Burada gördüklerini kimseye anlatmayasın. Ben de obaya geleceğim. Eyvallah beyim. Yiğit. Buyur beyim. Yarın bu soysuzlarla birlikte yola koyulacağız. Sultan Alaaddin'in huzuruna varacağız. Bütün ahvali anlatacağız. Halime Sultan da bizimle gelecek. Emredersin beyim. Ay kızım. Selvi boylu. Topuğun da kara saçlı. Kurulu yaya benzer. Çatma kaşlı.
Koşa bade sığmaz dar ağızlı. Gül almaya benzer al yanaklım. Gittiğin yerden nasıl kalkıp da bana varırsın? Anca ben yoluna düşen de varıp yolunda eceli bekleyen de. Bağışla beni baba. Verdiğim yeminin ardında duramadım. Beyimin işlerini ayak tutamadım. Seni de, ay kızımı da benden söküp alan o soysuzdan hesap soramadım. Aldığım her nefes zuldür Demir Baba. Ay kızımın çizmesinin değmediği yollarda yürümek bana yakışmaz baba. Ocağının tütmediği tezgahında elinin değmediği örs bana haram. Gayrı buralar bana dar. Obam bana haramdır baba. Affet beni baba. Affet beni baba. Affet beni baba. Affet. Affet baba. Affet. Deyin hele. Çocukluğunuzdaki gibi neler ettiniz de suratınız böyle somurtur, ha? Kardeşim Ertuğrul, içimizi kemirmektedir. Her ağacın kurdu kendinden olurmuş. Doğru demişler ana. Otağımızın direğini için için oyar. Ertuğrul, babamızın emanetini başımıza yıkacak ana. Gayrı buna dur demenin vakti gelmiştir. Deyin dilinizin altındakini hele. Ertuğrul'un gittiği yol yol değildir ana. Onun yokluğunda da Halime Sultan. Onun varacağı menzil obamızı ikiye bölecek. Ben derim ki, gayrı tez toyu toplamanın vakti gelmemiş midir? Siz bu obayı başsız mı sandınız? Ha? Siz kimsiniz ki benim karşıma geçip bunları söylemeye cesaret edersiniz? Kayanın başında kim olduğunu ne çabuk unuttunuz? Ha? Ana, böyle gitmeye devam ederse Ertuğrul sadece obayı bölmekle kalmayacak. İçimizden birinin kanını da dökecek. Ahval böyle olursa Ertuğrul gayrı evladım değildir. Bu obada da yer bulamaz. Siz de bunu böyle belleyin. Oh.
Anamın Ertuğrul'a zaafı vardır. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Böyle giderse kan döküleceklerim. Hala susar, hala bekler ki Ertuğrul yapacağını yapsın. O vakit gereken neyse o yapılacaktır. Babamın emaneti olan bu otağı Ertuğrul'un kör heveslerine teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir. Ne olursa olsun ona dur diyeceğim. Nasıl yapacağız bunu ağabey? Turgut'un burada ne işi oldu? Peki Ertuğrul nerede? Gidip bir ağzını yoklayalım şunun. Bir vakitler Deli Demir şu taşıdığım pusatı yaparken bu Meret öfkeyle değil, sevdayla dövülür demişti. Ve yine demişti ki, eğer öfkeni çıkaracaksan demiri değil, demirin dövdüğüyle düşmanı biçerek çıkaracaksın. Gayrı dost kim? Düşman kim belli değildir beyim. Düşman bazen yanı başımızdadır Turgut Alp. Bazen de tam içimizde. Öfkemiz bizi ama eder, sağır eder de düşmanın naralarını duymayız. İnatları, öfkeleri onları öylesine köreltir ki en sevdiklerinin bile düşmanı olduklarını görmezler. Kendimizden başkasına kör olduğumuz vakitlerdir beyim. Kendi karanlığımızda debelenir, sonra da boğulur gideriz. İntikam yemini ettiğimiz soysuzları avuçlarımızın içinde güvercin gibi tutar, bir yılan gibi sokmasını bekleriz. Ay kızım, Deli Demir'in, Gökçe Hatun'un, Tuğtekin Bey'imin canına kıyanlar Ertuğrul Bey'imin elinde güvercin olmuştur. Gayrı buralar bana dardır. Herkesin kendi yoluna düşme vakti gelmiştir. Belli ki Ertuğrul'la aralarında bir mesele olmuş. Ertuğrul yine bir oyunlar peşinde. Her oyuna döner dolaşır bizi vurur. Ertuğrul'u tez bulmalıyız ağabey. Ertuğrul Geyikli Mağara'da olmalı Sungur. Tez git ona dur de. Şehzade Yiğit'i de sultana teslim et. Ben de burada beyliği almak için elimden geleni yapacağım. Nerede bu mağara ağabey? Kıraç Tepesi'nin doğusunda, vadinin sonunda. Patikayı takip et, seni oraya götürür. Sungur Tekin Bey'im. Emir Saadettin sizi makamında bekler. Tez git var. Emir Saadettin'in derdi neymiş bir öğrenelim. Sakın ha, ona da fazla güvenme. Ertuğrul'un yerini deme. Emir Saadettin benim umurumda değil ağabey. Benim tek derdim Sultan Alaaddin ile Şehzade arasında taht kavgası çıkmasın. Sultan Alaaddin gibi bir hükümdar zor buluruz. Eyvallah. De hadi.
Gel hele Banu Çiçek. Gel. Hayırdır, bir şey mi oldu? Sungur Tekin Bey'imin yanında Emir Saadettin Köpeğin askerlerinden birini gördüm. Asker bir laflar edip gitti. Ardından da Sungur Tekin Bey'im acele inen çıktı. Atına bindiği gibi obadan gitti. Halime Sultan, belli ki Sungur Tekin Bey'im o soysuzun yanına gider. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Atımın mıhı düştü. Bakmanı isterim demirci. Ben demirci değilim. Lakin gene de bakayım. Eyvallah. Yenisi gerek. Eyvallah kardeş. Sana ne diyeceğimi bilemedim. Adını bahşet hele. Turgut Alp. İsmini hep duydum Ertuğrul Bey'in. Demek onun alkısın. Moğollar gittikten sonra sıkıntıdan kendini bu işe verdin herhalde. Adım Doruk Bey. Obam Bizans sınırlarına yerleşti. Bizans sınırlarına gidersin ha? He ya. Obama Arap atları almak için geldik buralara. Şimdi de dönerim. Ertuğrul Bey, obada mı? Onun gibi yiğit biri obada duracak değil herhalde. Alplarıyla vazifededir. Sense burada. İşini görürüm. Sonra gelip atını alırsın. Nasıl istersen Turgut Alp. Gece burada kalacağım. Giderken atımı alırım. Gerek yok. Eyvallah Turgut Alp'im. Hakkını helal edesin. Helal olsun. Gündüzüm. Bilesin ki sen anan gibi, dayın gibi sürgün hayatı yaşamayacaksın. Babanın diktiği çınarın gölgesinde başın dimdik yaşayacaksın. İnşallah kendi canından, insanlarla birlikte kendi yurdunda. Ana. Ana, eğer yanlış bir şey deyip de kalbini kırdıysam beni bağışla. Evlatlarımız Rabbimizin bize verdiği öyle bir güzelliktir ki eşi benzeri yoktur. Gündüzümün en güzel zamanı.
tadını çıkar. Lakin gündüzüm büyüdüğünde aslan gibi dört tane evladımın bana verdiği yükü bir gün sen de taşıyacaksın. Onları bir arada tutmak için, onların mutlu olduğunu görmek için, onları sofrandan eksik etmemek için çırpınıp duracaksın. Ana. Hele bir evladın daha olduğunda, aralarına nifak girdiğinde bu sözlerimi hatırlayasın. Beni o zaman anlayacaksın. Bir ananın en zor vazifesi evlatların arasındaki ikiliği kaldırmaktır. Beni anladın mı? Bu söylediklerimi unutma. Ertuğrul ayrılık istese bile sen dur diyeceksin. Belli ki Turgut kardeş hata etmiştir Bams. Beyimin niyeti köpeğin marifetlerini ortaya sermektir. He ya. Hadi Turgut kardeş o haltı yemiştir. Biz yemedik mi kardeş? İçimizden beyimize söylenmedik mi? Türlü türlü vesveselerle içimizi çamurlara daldırıp daldırıp çıkarmadık mı? İyi de kardeş. Beyini bırakıp çekip gitmek de ne ola? Turgut giderken gitme demedi Deyyü. Beyimize içimizden kızmadık mı kardeş? Sen ne dersin kardeş? Kardeş, ben derim ki hatayı, günahı önce içimizde arayalım. Turgut kardeşimiz gaflete düşmüştür. Düşmüştür de biz ne ettik kardeş? Müsaade var mıdır beyim? Beyim, müsaaden var mıdır? Oturun. Turgut Alp bir hata etmiştir beyim. Beyim, biz de iki hata etmişizdir. O gaflete de düşmüştür beyim. Biz de beyimiz ne etti deyi iki defa o gaflete düşmüşüzdür beyim. Onu affedesin beyim. Yalnız onu değil, bizi de affedesin. Biz de kararına öfkelendik, hata ettik. Ben size bu yola varmadan evvel, bu yol uzun bir yoldur demedim mi? Dedim beyim. Dedim beyim. Bu yol nice acıyla, nice belayla örülü. Dedim, dedim beyim. Dedim.
Cenk meydanında yiğitliğiniz pusatınız kadardır. Pusatınızın ermediği yerde zaaflarınıza yenik düşer, cengi kaybedersiniz demedim mi? Dedim beyim. Dedim beyim. Şimdi sorarım size. Bu yolda benimle birlikte yürümeye emin misiniz? Yola varırken hamdık beyim. Lakin şimdi iyice pişmemişiz, anladık. Senin gibi yanmak beyim bize daha nasip olmamıştır. Bizi affedesin beyim. Bu yolda senin gibi yanmak için baş koyacağız beyim, bilesin. Turgut'a gelince, o da her yiğit gibi kendi yolunda pişecektir. Allah yolunu açık etsin. Amin beyim. Amin beyim. Sabah Halime Sultan'ı alıp yola koyulacağız. Hazır olasınız. Emredersin beyim. Emredersin beyim. Sana inandım. Sana güvendim. Ne oldu? Hiç. Koca bir hiç. Ne şehzadeden ne Ertuğrul'dan bir haber bile getiremedin. Ben ne yaptıysam devletimiz için yaptım. Sultanım Alaaddin için yaptım. Ben bu işi kendim halledeceğim Sungur Tekin Bey'im. Bunu bilesin. Askerlerinle kardeşim Ertuğrul'un karşısına mı çıkacaksın Emir Hazretleri? Gerekirse evet. Sen bana diyesin hele Sungur Tekin Bey'im. Benim yerimde olaydın sen ne ederdin? Ha? Hayme Hatun kapıma kadar gelip oğlumu kendi ellerimle gerekirse Sultan Alaaddin'e teslim ederim dedi mi? Dedi. Sen bana bizatihi ben bu meseleyi kendim hallederim dedin mi? Dedi. Kılımı kıpırdattın mı? Hayır. Neden? Şerefinden, sözünden zerrece şüphe etmediğim Kayı Beylerine olan itibarımdan askerlerimi obanın üzerine sürmedim. Neden? Kardeş kanı dökülmesin diye. Moğol'a karşı aslanlar gibi savaşan kayıların canı yanmasın diye. Ya bunu da mı görmezsin? Ha? De hele. Sultanım Alaaddin gelmeden bu işi halledemezse bana neler olur bilmez misin? Ona nasıl hesap veririm? Ertuğrul'un yerini bilirim. Öyle mi? Nereden bilirsin bunu? Öğrendim. Söyle Sungur Tekin Bey. Söyle ki bu mesele artık bitsin. Bu meseleyi çözmem için bana Sultanım Alaaddin tarafından vazife verilmiştir. Ben de bu işi halledeceğim Emir Hazretleri. Takdir edersin ki işin içinde kardeşim vardır. Velev ki askerlerin bu meseleye dahil oldu. Ahval nice olur. Buna izin veremem. Sen de beni anlıyorsun. O vakit bu meseleyi hallet Sungur Tekin Bey'im. Yoksa devletin demir yumruğu Ertuğrul'un da kayıların da tepesine binecek. Bunu böyle bilesin.
Ay kızıma kavuşmak için bunca yıl bekledim ben. Bilmem mi çadırımızda kanlı menekşem gözlerini yola dikmiş. Beni bekler ha? Bilmem mi? Bunu bilir de nasıl sana koşa koşa gelmem ay kızım? Gel Tural. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Deli Demir gibi sen de beni yalnız bırakıp gideceksin? Gel otur bakalım. Bundan böyle oba sana emanettir. Obaya sahip çıkasın. Deli Demir de gitmeden önce böyle demişti. Yiğit yolunda gerek. Deli Demir de yolunda şehadet erdi. Allah bize de böylesini nasip etsin demek düşer. Güçlü olasın aslanım. Gitme beyim, gitme. Müsaade var mıdır Turgut Alp? Buyur beyim. Kararın kati midir? Gayrı vakit gelmiştir beyim. Sebep Ertuğrul mu? Turgut Alp, ben Deli Demir'in dükkanında söylediklerini düşünüyorum. Ertuğrul da, Noyan da Geyikli Mağara'da, öyle değil mi? Bak, Turgut Alp, kardeşim, şu işin aslını astarını bana bir anlatasın. Anlat ki Ertuğrul başka bir delilik yapmadan ona mani olayım. Bildiğim tek şey vardır. O da gayrı buralarda kalamam beyim. Senin gibi bir yiğidi ancak beyi bükebilir. De hele, Ertuğrul'un niyeti nedir? Yiğit'le Noyan'ı Sultan Alaaddin'e götürmek ister beyim. Noyan'ı da mı? Bana daha bir şey sormayasın. Gayrı doğru nedir, yanlış nedir bilmem beyim. Sultan Alaaddin'in sadık kalbi Ertuğrul. Sultanın kölleni almaya gelirken bile hala ona sadıksın. Bu kafayla gidersen kellenden olacaksın, haberin yok. Sultanın huzuruna vardığınızda ikinizin de dili çözülecek. Doğru söylersin Ertuğrul. Ölüm korkusu insana her şeyi yaptırır. Boğazını kesmeden önce Gökçe Hatun'un da dili çözülmüştü. Turgut Alp'ın hatunu cayır cayır yanmadan önce o da öyleydi. Onun da dili çözülmüştü. Yapmayın, yüklüyüm diye yalvarırdı. Lakin ben onlara benzemem Ertuğrul. Ölüm benim için şereftir.
Ne oldu Ertuğrul? Niye sustun? Beni ölümle korkutacağını mı sanırsın? Ben diyeceğimi dedim. Elinden geleni ardına koymayasın. Bilesin ki beni öldürmediğine pişman olacaksın. Yeminimi tutacağım. Soyundan olan kim varsa hepsini kendi ellerimle öldüreceğim. Bakalım benim elimi mıhlarken benim aldığım zevki sen de alacak mısın? Gündoğdu, Sungur Tekin'i göremem. Nerededir? Emir Saadettin kervansaraya çağırdı ana. Emir Saadettin'in ne derdi ola ki oğlumu çağırmış? Bilmem ana. Bu Emir Saadettin ne zaman Sungur Tekin'i çağırsa Ertuğrul'la birbirinize giriyorsunuz. Kardeşler arasına nifak sokmak ister. Hala anlamadınız mı? İyi dersin. Doğru dersin de ana. Sen de kusuru hep dışarıda ararsın. Halbuki kusur içimizdedir. Dön de evladın Ertuğrul'un yaptıklarına bir bak. Gündoğdu, kol kırılır, yel içinde kalır. Kardeşlerinle, otağınla alakalı mevzuların oba dışına çıkarılmaması gerektiğini bilmez misin? Anam doğru der abi. Neden ağabeyimle oturup konuşmazsınız da böyle yaparsınız? Sen büyüklerin işine karışma, aşın iyi. Ben de bu otağdanım ağabey. Anamın sofrasında iki çift laf etmek benim de hakkım. Ertuğrul bitti, bir de seninle mi uğraşacağız şimdi? Ertuğrul ağabeyime ne alıp veremiyorsunuz bilmiyorum. Lakin hatanın kimde olduğu gayet belli. Dündar! Yeter artık, yeter! Dündar, o senin ağabeyin. Böyle giderse bir gün Ertuğrul abim yanımızda olmayacak. İnşallah sözlerini iyi dinliyorsunuzdur. Yoksa acısını hepimiz çekeceğiz. Dündar, sen iyice haddini aştın. Gün doğdu. Dündar, durun artık.
Müsaadenle Allah. Dündar. Deyle bakalım kardeşim. Ertuğrul ağabeyin senin de mi kanına girdi? Ertuğrul ağabeyimin yoluna kanın fedadır ağabey. Lakin siz bu hırsınızla kim bilir kimlerin kanına gireceksiniz. Anamın otağına gelirsin toy istersin ağabey. Senden bey falan olmaz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Süleyman Şahım'ın otağında evlatlarımın düştüğü duruma bakın hele. Kardeşler aynı sofrayı paylaşaması olmuş. Ya kendinize çeki düzen verirsiniz, size yakışır şekilde davranırsınız ya da ben ne edeceğimi bilirim. Bütün her yeri didik didik edeceğiz. Onları bulmadan geri dönmek yok. Çocuk. Kim bu Yiğit Alp? Ertuğrul Bey. Alpler'e nerede Ertuğrul Bey'im bilir misin? Ben de onun bir abiyim. Yiğit bir delikanlı olduğunu anlamıştım zaten. De hele Turgut Alp'i otağa girerken gördüm. Atını da eşyalarını da hazır etmiş. Belli ki uzaklara gidecek. O Ertuğrul Bey'imi terk etmez. O geri dönecek. Olduğunu bana demezsin. Lakin otağım sana her daim açıktır oğul. Seni, Ertuğrul'un diğer alplerini kendi evlatlarından ayrı görmedim. Bilirim Ayman'ım. Dönmek istersen... Gayrı benim dönüşüm yoktur Ayman'ım. Hakkını helal edesin. Helal olsun oğul. Allah yolunu açık etsin. Turgut Alp. Sen bizim için çok kıymetli bir alpsin. Birlikte nice cenke gittik. Nice menzile vardık. Gel etme eyleme. Bu obanın sana ihtiyacı vardır. Eyvallah beyim. Lakin benden bu kadardır. Yüreğim sevdiceğimle vuslat için yanarken gayrı buralarda kalamam. Beni anlayasın. Eyvallah. Tabii mi? Estağfurullah kardeşim. Gel hele. (Gülüyor)
En yakınındaki Alp bile sana katlanamaz olmuş. Hele bakalım kardeşim. Ortalık bu kadar karışıkken Halime Hatun'u milleti göç etmeye ikna etmek için konuşmaya vazifelendirmek de ne ola? Sen ne yapmaya çalışırsın? Ben diyeceğimi dedim ağabey. Bu kutlu yolda bizimle kazaya, yurt tutmaya gelmek isteyen kim varsa yolum yoludur, canı canımdır. Bundan öte söyleyeceğim şey yoktur. Yazık kardeşim, yazık. Sen yolunu iyice şaşırmışsın. Süleyman Şah'ın avuçlarımızda hakkın rahmetine kavuşurken söylediklerini sen ne çabuk unuttun. Babam sizlere emanet. Eşleriniz, evlatlarınız gibi babamızı da her türlü şerden sakının. Atamızı Uzun Teresi'ne, bu törenin devleti Selçuklu'ya itaat edin. Bir ve diri olun. Birliğimizi, dirliğimizi böyle mi koruyacaksın? Bana yolumu açan Süleyman Şah'tır ağabey. Lakin gözlerinize öyle bir mil çekilmiş ki körlükten öte debelenip durursunuz. Ertuğrul. Gündoğdu. Ertuğrul. Birlikten dirlikten söz açıp aksi olan ne varsa yapmaktan öte ne edersiniz? Ha? Sen bir yerde, Gündoğdu başka bir yerde, Sungur Tekin başka bir yerde, Dündar başka bir yerde. Bu daha ne kadar böyle devam edecek ha? Edecek ana. Sen Ertuğrul'dan böyle medet umdukça edecek. Yanında isyankar şehzade, halkı galyana getiren Halime Hatun, bir anda da sultanın kızgın ordusu. Bütün bunlar ortadayken hangi Alp seninle vuslata varacak? De hele. Kardeşim, etme eyleme. Bırak Sungur Tekin üzerine verilen vazifeyi yerine getirsin. Kardeşimin canına kıysın, öyle mi dersin Gündoğdu Bey? Halime. Sungur'un da, senin de sonradan pişman olacağınız bir şey yapmanıza izin vermeyeceğim ağabey. Sungur Tekin de sen de yularınızı öyle bir vermişsiniz ki köpeğin eline. Ertuğrul! Gündoğdu, Ertuğrul! Ne edeceksin? Ha? Söyle ne edeceksin oğul? Halime ile birlikte yola koyulacağım ana. Yiğit de bizimle gelecek. Sultanın huzuruna çıkacağım. Olan biten her şeyi anlatacağım.
köpeğin oyunlarını, Gümüştekin'i, Noyan'ı, Tuğtekin'le Gökçe'ye ettiklerini. Sultan sana inanır mı zannedersin? İnanacaktır ağabey. Diyeceğim budur. Sana hep inandım oğul. Ağzından çıkan her söz bizi yaralasa da doğru olduğunu gördüm. Belki de haklısın. Lakin haklı olmak neye yarar? Ha? Bunca acıdan sonra bize bir de ayrılık acısı yaşatma. Sultan sözlerime inanır da hayatta kalmamıza müsaade ederse, bana inanan yiğitlerle birlikte Bizans sınırına göç edeceğim. Diyeceğim budur ana. Hakkını helal edesin. Başka söyleyecek sözüm yoktur. Vazgeçmeyecek hanım. Böyle mi olacaktı oğul? Süleyman Şah'ımın kutlu otağı bunları da mı görecekti? Hayırlısı neyse olsun ana. Gel hele. Todurga toyu bizi bekler. Nicedir kardeşime kavuşacağım anı beklerim. Çok şükür bunu da gördüm sayende. Lakin bilmeni istediğim bir mesele vardır Ertuğrul. Sungurtekin Bey'im Emir Saadettin'in yanına gitti. Gece sofrada da yoktu. Sungurtekin Bey'imin kardeşimin başına kötü bir hal getirmesinden çekinirim. Hemen yola düşmeliyiz Halime Sultan. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Rahman ve Rahim olan, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Dodurga'nın yiğit ve şerefli beyleri. Allah zalime karşı hak için cenk ederken rahmeti rahmana kavuşan Tuğtekin Bey'imizin mekanını cennet eylesin. Amin. Buraya Tuğtekin Bey'den boşalan beylik makamına yeni beyini seçmek için toplandık. Seçilecek olan yeni bey, Dodurga Obası için imdiden hayırlı olsun. Amin. 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 Allah onun yar ve yardımcısı olsun. Amin. Amin. İmdi, toyu yönetmek için söz Hayme Hatun'undur. Buyur Hayme Hatun. Dodurga Obası'nın yiğit ve şerefli beyleri. Dodurga Obası benim de obamdır. Rahmetli babam ve abim beylik edip önce Allah'a, sonra devletlerine, sonra da obalarına hizmet etti. Toyu yönetme görevini bana vermiş olmanız
beni ziyadesiyle bahtiyar etmiştir. Bilirim ki bu zor günde Dodurga'nın beyleri en doğru seçimi yapıp beylerini seçeceklerdir. Allah toyunuzu payidar kılsın. Amin. Dodurga obasına bey olmak isteyen kimlerdir? Dodurga obasının beylik makamına Akça Bey ve Artuk Bey talip olmuştur. Seçime geçmeden önce diyeceğiniz var mıdır? Vardır Haymatun. Buyurun. Dodurga'nın beyleri, eğer beni bey seçerseniz bütün imkanları kullanarak devletimizin de desteğiyle obamızı özlemini çektiğimiz huzur ve selamete kavuşturacağım inşallah. Eyvallah Akça Bey. Artuk Bey, senin diyeceğin var mıdır? Vardır Ayma Hatun. Buyur. Dodurga beyleri, gayrı Dodurga obasının kendi iradesini ve şuurunu canlandırma vakti gelmiştir. Obamızı selamete kavuşturmak için lazım olan kudret kendi içimizdedir. Benim beyliğe talip olmamdaki gaye de bundandır. Gelin el birliğiyle obamızı selamete kavuşturalım. İnşallah bu seçim obamız için hayırlı olacaktır. Dodurga'nın şerefli beyleri, artık seçime geçelim. Akça Bey'in bey olmasını isteyenler kimlerdir? Artuk Bey'in bey olmasını isteyenler kimlerdir? Dodurga obasının yeni beyi Akça Bey'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Ayman. Buyur. Beyliğiniz Dodurga obasına hayırlı uğurlu olsun Akça Bey. Sağ ol Gündoğdu Bey. Beyliğin obamıza hayırlı olsun Akça Bey. Sağ ol. Beyliğin obamız hayırlı olsun beyim. Ben de Yiğit gibi seninle Bizans'a geleceğim. Ya anam? Anam gelmezse? Ağabeylerim anamı yalnız kovmazlar. Ben de seni yalnız kovmayacağım. Ne seni, ne Halime Sultan'ı, ne de Gündüz'ü. Bundan gayrı otağım sizsiniz ağabey. Eyvallah.
Hele bir sağ salim dönelim. Bunları konuşuruz. İnşallah. Yolunuz açık olsun abi. Eyvallah. Allah'a emanet. Allah'a emanet abi. Güne kalmaz sultanın huzurunda oluruz Halime Sultan. Yiğit'in gönderdiği mektubu okuyunca sultanımız Yiğit'in masum olduğuna inanacak Ertuğrul. İnşallah Halime. Eğer köpeğin ihanet içinde olduğunu ispat edemezsek sadece biz değil devletimiz de tehdit altında kalır. Moyan'ı da Boğaç'ı da sultanın huzuruna çıkarmak zorundayız. Haydin kardeş, açlıktan öleceği. Al kardeş, al. Kardeşler. Verin şehzadeyi bana. Celladımızı görmüş Boğaç. Zorluk çıkarmayın. Yapmayasın beyim. Sana onu vermeyeceği. Yiğit Alp, Ertuğrul beyimin bize emanetidir. Onu sana veremeyiz beyim. Size zarar vermek istemem. İndirin pusatlarınızı. Yapma beyim. Canımız pahasına onu koruyacağız. Önümden çekilin. Kendini de, Ertuğrul beyimi de, obamızı da felakete sürüklersin. Yapma beyim. Atlar! Saldırın! Thank you.
Ertuğrul kim bunlar? Ağabeyim. Yiğit. Sen burada bekleyesin Halime. Affet çocuk. Devletin bekası için, Ertuğrul için bunu yapmak mecburiyetindeyim. Ağabey! Yeter artık ağabey, yeter! Yeter Ertuğrul, bu iş bitecek! Ağabey! Ertuğrul, seni de obamızı da bu beladan kurtaracağım. Önümde durma, beni engelleme. Devletin bekası için sultanın fermanı yerine gelmedi. Çekil önümden Ertuğrul. Abi! Ah!
Sungurt'a git. Geçeceksin abi. Akıttığın nice kanlar yanına kar mı kalır sandın Noyan? Anonun leşi değil, dirisi lazım. Sultan'a ulaşmana izin vermeyeceğim. Yarı Tuğrul. Onu bulup durdurmanız gerek ağabey. Ben de burada beyliği almak için elimden geleni yapacağım. Senden bey falan olmaz. Ertuğrul gayrı evladım değildir.